arkadaşlar, bu videomda sizlere hatırlarsanız Aysun Kayıcı bir tarihte dağdaki çobanla benim oyun bir mi demişti. Bu cümleyi hatırlarsınız. Bu cümleyi 2008 yılında sunduğu programda demişti. Dağdaki çobanla benim oyun bir mi diye yorum yapmıştı Aysun Kayıcı. Şimdi Aysun Kayıcı'nın dediği cümle yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? Şunun için. Daha bugün inanın Balzac'la ilgili bir şey okudum. O nerede Balzac? Ünlü yazar, Fransız ünlü yazar. Vadideki Zambak'la kitabıyla ünlüdür O nerede Balzac. Gerçekten çok önemli şeyler bunlar. Yani şimdi bu adam köy kökenliymiş, babası tüccarmış. Şimdi dağdaki çobanla ilgili Aysun Kayıcı'nın şunu anlatmaya çalışıyor. Aysun Kayıcı kafasında senaryo yazıyor. Zannediyor ki dağdaki çoban bilinçsizdir. Çok yanılıyorsun bu konuda. Şehir merkezinde oturup bugün film izlemeyen, kitap okumayan insanlar da var. Film izlemeyen, kitap okumayan insanlar da var. Şehir merkezinde oturup. Dağdaki çoban, çobanları otlatırken kitap okur. Soru da çözer. Senden benden daha fazla okur. Senden benden daha fazla soru çözer. Ama senin aklın hayalin durur. Öyle söyleyeyim ben sana. Şehir merkezindeki insandan daha fazla okur aslında. Ben bir gün mesela köye gitmiştim. Çankırı'da bir köye gitmiştim. Yengemin bir tane Ali dedesi vardı. Köyde eve gittik. Her yer kitapla dururdu. Kim okuyor bu kitapları diye sordum. Ben okuyorum dedi. Adam yazılmış kitapları okuyor. Köyde yapacak bir şey yok. Ancak bunlar okuyacak. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ya da film izleyecek. Gerçi şehirde de öyle. İnanın şehirde de herkes var ya, akşam olunca eve çalıyor. Yaptığı şey televizyon izlemek. Artık günümüzde insanlar televizyon bile izlemiyorlar. Ben diyorum ki gelecek yüzyılda diziler bile olmayacak. İnsanlar dizi dahi izlemeyecekler diyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ben çok film izleyen bir insan olarak bunu söylüyorum. İnsan film izlemekten de sıkılıyor. Daha farklı şeyler arıyor. Kendi derdi varken başkasının derdine kafa yormak istemiyor yani. O böyle bir sonuç çıkıyor falan filan. Onun haricinde ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Bir de insanlarda bazı yerleşmiş doğrular var, tamam mı? Yani şimdi mesela insanlar ne zannediyor biliyor musunuz? Şöyle bir şey zannediyorlar. Mesela bir öğretim üyesi, üniversitedeki öğretim üyesi çok bilgilidir. Çok kitap okur. Bakın, üniversitedeki öğretim üyesiyle dışarıdaki bir tane yazarın bilgisi aynı olabiliyor. Kendini paraya çevirebiliyor, para kazanabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani yine aynı konuya gelecek. Hani parayla imanın ne olduğu belli değildir demiş ya büyükler. Doğru söylemişler. Ben buna ek olarak şunu da söylüyorum. Sizler de söyleyebilirsiniz. Parayla imanın ve bilginin ne olduğu belli değildir. Parayla imanın ve bilginin ne olduğu belli değildir sevgili arkadaşlarım. Kimde olduğu belli değildir. Kimin bilgisinin ne olduğunu, ne ettiğini kesinlikle bilemezsiniz. Öyle söyleyeyim. Ben mesela ne insanlar tanıdım, ne öğrenciler tanıdım. Ya arkadaş, bütün futbolcuları tanıyor. İddiaya daha 15 yaşında borsa oynuyor, iddiaya kafası çalışıyor. Şimdi benim yeğenim de öyle mesela. Ya dedim maşallah, senin her şeyden haberin var, her şeyi biliyorsun. Maşallahım var dedim, yani çok şey biliyorsun dedim. Gerçekten de çok şey biliyor arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani olmaz değil. Ben şöyle söyleyeyim, insanları küçümsememek gerekiyor. Bugün Adıyaman'daki bir çoban ile Tekirdağ'daki çoban da aynı şekilde ya da Kars'taki çobanla işte diğer yerdeki Kırklareli'ndeki çoban da aynı şekilde bir şeyler yapabiliyor. Yani kendileri kitap okuyabilir, film izleyebilir, senaryo yazabilir, tiyatro oyunu yazabilir. Kimin bilgisinin ne olduğunu bilemezsiniz. Aysun Kayıcı böyle bir Şeyma Subaşı ile ilgili haber çıkınca
Bana direkt Aysun Kayacı'nın söylediği laf aklıma geldi. Aysun Kayacı da orada bir gaf yapmıştı aslında. Yanlıştı. Bir tane bir milletvekili çıkışmıştı Aysun Kayacı'ya. Ayar hakaretlerde bulunmuştu. Milletvekilinin yaptığı da doğru değildi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunlar doğru şeyler değil çünkü. Konuşulacak şeyler değil. O yüzden ben şunu söyleyeyim. Kimin bilgisinin ne olduğunu, kimin şansının ne olduğunu, kimin imanın ne olduğunu bilemezsiniz. Bunu anlattığı zaman, konuştuğu zaman ve Allah bilir. Başka da hiç kimse bilmez. Kimisinin ben bakıyorum, paraya kafası çok çalışıyor, para işlerinde çalışıyor. Kimisinin eğitimi kafası çok çalışıyor. Ama bakın ben şunu yakalayamadım. Hem paraya hem eğitime çalışan yakalayamadım. Zaten para varsa, eğitim varsa bir insan burjuvazi oluyor ya. Burjuvaziyi bulmak çok zor. Bir insanın parası varsa genelde cahil oluyor. Çünkü hep biliyorsunuz ticaretten para kazanmış. Fazla bilgi bile gerekimi olmadan. Bilgisi varsa da ömrü okumakla geçmiş, kitaplarla para kazanamamış oluyor. Ama parası ve eğitimi varsa, var ise burjuvazi oluyor. Yani ikisi alanında para kazanmış oluyor. Öyle söyleyeyim ben size. O da çok zaten nadir. Geçenlerde bir video izledim. Ben şöyle söyleyeyim. Hani diyor ki zenginler para kazanmanın matematiğini öğretmezler. Okullarda da öğretmiyorlar. Bu da eksik eğitim bu arada. Ben size onu da söyleyeyim. Neyse sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Her şey güzel olacak diyelim. Yani bir laf ederken, bir cümle kurarken aslında insanlar genellemeler yapmamalılar. Genellemeler yapmamalılar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Paranın, imanın kimde olduğu, bilginin kimde olduğunu bilemezsiniz. Aysun Kayacı da çok büyük gaf etmişti ve en sonunda Türkiye'yi terk etti, Londra'ya gitmişti. Öyle söyleyeyim. Ben size sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, gündem konularını ekranda yani sizlere paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Her şey güzel olacaktır diyelim. Hoşça kalın diyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kolay gelsin.